Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sam. Bugün sizlerle beraber soru cevap video ile karşınızdayım. Bugün Face'imde paylaştığım durumun altına gelen soruları, birçok sorudan güzel soruları seçtim ve sizler için cevaplayacağım. Umarım yararlı olurum sizlere ve hemen Ya. şu alttaki sosyal medya hesaplarımı görüyorsunuz. Oradan beni ekleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram kullanıyorum. Onların dışındaki hesaplara da inanmayın kesinlikle. Başlayalım hemen arkadaşlar. Bayağı bir soru geldi. Soran herkese çok teşekkür ediyorum. Fakat en kalitelilerini ve en çok merak edilenleri kendime göre seçtim ve cevaplayacağım. Geri kalanlar da kusura bakmasın artık. Hemen ilk soruyla başlayalım. Ege Gürşen sormuş. En çok tanışmak istediğin YouTuber. En çok tanışmak istediğim YouTuber birkaç tane var. Fakat en şeyini söylemek gerekirse en çok tanışmak istediğimi Barış Özcan arkadaşlar. Tanıyanınız vardır belki. Belki de bilmiyorsunuzdur. Bana göre Türkiye'deki en iyi içerik üreten kanal ol. Tabii ki eğlence değil. Sanat, tasarım ve teknoloji adında tasarımlar yapıyor. Bayağı kaliteli videoları var. Bilmiyorsanız bakın, yani en çok tanışmak istediğim YouTuber o. Berk Kayra Gündüz. Kanalın aktifliğini düzeltmek için ne yapıyorsun? Kanalın aktifliğini düzeltmek için öncelikle batması lazım ki düzelteceksin. Batıyorsa belli bir sebebi vardır. Batıyorsa eğer sizin içeriğiniz kötüye gitmiştir ya da izleyiciler artık sıkılmıştır bir şeylerden, girmek istemiyordur. Sabırla video yükleyeceksiniz. Öncelikle sabır, her şeyin çözümü sabır olmadıktan sonra aktiflik beklemeyin. Hem sabır hem de kaliteli güzel içerikler üretmeniz lazım. Kendinize göre kaliteli olabilir fakat başkasına göre kaliteli olmayabilir. Güzel içerik üretirseniz güzel bir aktifliğe ulaşırsınız diye düşünüyorum. Tabii ki birazcık da insanların sizi sevmesine, sizin samimiyetinize kalmış bir şey. Bir sorusu daha var. YouTuber olmanın zorlukları nelerdir? Şimdi başlıca şeyleri söyleyeceğim çünkü çok fazla var YouTuber olmanın zorlukları. Başlıca şu: düzenli olarak video atmanız lazım. Bu sizi eve bağımlı yapabilir. Hele ki bir videoya saatlerinizi ayırıyorsanız bayağı zor, yani stoklayamaya da biliyorsunuz bazen. Ben de öyle oluyor tabii ki. Ben de öyle oluyor, ne ya? Bazen stoklayamaya da biliyorsunuz. O zamanlar bayağı zorlaşıyor işler. Sürekli size mesaj geliyor. Abi, kardeş, merak edilenler falan filan, baya bir mesaj geliyor. Bunlarla uğraşıyorsunuz. Güzel içerik üretmek için baya bir zamanınızı harcıyorsunuz. Tabii ki kendiniz içerik üretiyorsanız, güzel kaliteli içerik üretiyorsanız, bir yerlerden çalıntı yapmıyorsanız düşünmek var arkadaşlar. Bu baya bir zaman alıyor ve video editlemek, upload etmek vesaire vesaire, yani çok fazla. Barış Baran Nural: YouTube'da idolün hangi YouTuber? Ben oyun olduğu için, yani bu tarz şeyler olduğu için Enes Batur olabilir. Gerçekten kaliteli. PewDiePie tarzı falan, öyle şeyler istiyorum da hayal ya. Ama yine de istiyorum yani. Güzel, yani idolüm tam belli bir YouTuber yok fakat idolüm güzel bir montaj yapabilmek. Montajlama, yani videonun içeriğini en güzel hale getirmek. Videoyu çektikten sonraki en güzel montajlamayı yapabilmek. Ve bunu yapabilen çok sayılı YouTuber var. Levent Şahin: nerede yaşıyorsun? Hangi okula gidiyorsun? İzmir'de yaşıyorum. Özel bir okula gidiyorum. Onu da söylemek istemiyorum. Okul falan telif atarsa. Ama Facebook profilimde yazıyor. Girip bakabilirsiniz. EFBCKM YouTube başlamak nereden aklına geldi diye sormuş. YouTube'a başlamak, öncelikle ben 2013'te mi ne başlamıştım? 2012-2013'te bir tane, iki tane, üç tane, iki üç tane video atmıştım. Ve onlar da rehber videosuydu. Nasıl rehber videosu? Nasıl Facebook'ta renkli yazı yazılır? Bu tarz şeylerdi. Nasıl site kurulur falan filan. Rehber videoları diye düşünüyordum. Fakat 2015'in yazına kadar hiçbir şey yapmadım. 2015'in yazında bir tane GTA 5 mod videosu yüklemiştim. Ne bileyim, internetten bir yerlerden görmüştüm yani. Bir de para kazanılıyor diye ince böyle bir bayağı meraklanmıştım. Ne kadar para acaba, bir deneyeyim dedim. Başladım, bir video attım. Devamı geldi işte. Fakat başladığımda gerçekten parayı tamamen unutmuşum. Sadece videoları düzenlemeye bakıyordum, editlemeye bakıyordum. O zaman çok seviyordum video çekmeyi. Şu an birazcık daha azaldı ama yine de seviyorum. O zamanlar çok aşırı böyle aşıktım video düzenlemeye, video çekeyim, video düzenleyeyim diye. Çok fazla istiyordum. Fakat şu anda istiyorum ama birazcık daha azaldı bu. Bir takım zorluklardan dolayı. Onur Kınay 2'ye ile: Minecraft'ı bırakman neleri değiştirecek? Demiş. Minecraft'ı bırakmam çok şey değiştirecek. Bay bay. Minecraft'ı bırakmam daha sağlam bir kitleye hitap etmem anlamına geliyor. Herkes izlenir, çok kişi izleniyor ve ben de izleniyordum ama itibarı yok arkadaşlar. Minecraft kitlesinin itibarı yok. Minecraft dışında şeyler çekince gerçekten çok sağlam bir kitleye hitap edebiliyorsunuz. Daha geniş bir kitleye hitap edebiliyorsunuz. Sadece küçücük bir Minecraft kitlesinden değil, her türlü alandan güzel bir kitleye, daha sağlam bir kitleye hitap edebiliyorsunuz. Bunu da ben de öğrendikten sonra zaten direkt bıraktım arkadaşlar. Umarım hala sinirli değilsinizdir. Çünkü farkı siz de göreceksiniz. Furkan Aytemur: mavi rengi çok mu seviyorsun? Demiş mavi rengini.
Seviyorum. Yani çok seviyorum. Açık mavi özellikle. Yani çok açık değil de turkuaz tarzı. Mavileri gerçekten seviyorum. Ve profil fotoğraflarımda vesaire de kullanmıştım. Herhalde oradan anladım. Ama bu aralar mora da taktım ya. Böyle mor da böyle kapalı mor. Yani şu an moru birazcık daha fazla seviyorum diyebilirim. Ama mavi de çok güzel. Maviyle mor candır. Tunağan Oral. Hayatını nerede geçirmek isterdin? Hayatımı belli bir yerde geçirmek istemezdim. Sürekli sabit bir yerde kalmak istemezdim. Fakat yurt dışında yaşamayı isterdim. Böyle New York, Paris falan filan. Hayal olsa da. İsterdim yani. Yurt dışında tabii ki isterim. Ama Türkiye'ye de gelmem lazım. Çünkü bu Türkiye'nin insanları, yurdumun insanları gerçekten çok güzel oluyor. Onları görmeden olmaz. Hayatta olmaz. Yani illaki tamam yurt dışında yaşayabilirim. Ama hayatımı orada geçirmek istemezdim. Buraya da gelmek isterdim. Sadece yurt dışıyla olmaz yani. Yani Türkleri de içinde bu yaşıma kadar en azından büyüdüm. Belki daha da fazla burada geçireceğim zamanımı. Ki öyle gözüküyor. O insanları, zamanımı geçirdiğim insanları görmeden olmaz arkadaşlar. Yani belli bir yere bağımlı kalarak yaşamak istemiyorum. İstediğim zaman istediğim yere gidebilecek şekilde bir yerde yaşamak olabilir. Ve yurt dışı da olabilir bu. İlyas Çevik sormuş. Eğer 10k paran olsaydı, 10 milyar paran olsaydı ne yapardın demiş kanalın için. Kanalım için ekipmanlarımı dizerdim. Fakat 10 milyar tabii ki çok ama güzel bir mikrofon, güzel bir stand, arka green screen, odayı güzel bir şekilde donatmak, yeni bilgisayar falan filan ekipmana harcardım yani. Kanal için diyorsan ekipman harcardım ve sizlere en iyi kaliteyi, en iyi görüntü ve ses kalitesini sunmak için elimden geleni yapardım o parayla. Kesinlikle gidip ne bileyim hamburger, kıyafet vesaire şeyler almazdım, kendi için harcamazdım. Zaten kanal için diye sormuş. Yiğit TG sormuş. YouTube'daki en büyük hedefin ne? YouTube'daki en büyük hedefim az da olsa, öz de olsa sağlam bir kitle arkadaşlar. Benim için her şeyi yapabilecek. Ben ne atarsam izleyebilecek. Tabii ki doğru düzgün şeyler atarsam. Beni sonuna kadar destekleyebilecek sağlam bir kitle. Az da olsa diyorum. Güzel sağlam bir kitle istiyorum. Benim için miktar değil kalite önemlidir. Bunu bilmeniz yeterli. Mert Şahin sormuş. En çok sevdiğin ekipman. Mikrofon. Mikrofonu çok seviyorum. Neden? Çünkü mikrofon ne bileyim böyle çok güzel geliyor. Böyle güzel bir ses kalitesi böyle çok hoşuma gidiyor. Kına merasimi varmış. Gelecekseniz gelin. Onun oğlunun oğlunun düğününden bana ne ya Allah Allah. Megabyte yazıyor megabyte. Mikrofon çünkü mikrofonda böyle sesinizi söylediğinizde mesela kulağa geliş ya da sonradan dinleyiş. O güzel netlik. O böyle konuştuğunuz gibi herhangi bir cızırtı ya da başka bir şey olmadan net HD şekilde sesinizi duymak gerçekten çok güzel benim için. O yüzden mikrofon diyorum. Tabii ki kulaklık da önemli. Ondan sonra en son mouse ve klavye geliyor benim için. Önce mikrofon arkadaşlar. Kaliteli mikrofon. Neyse. Bir videomuz daha sonuna geldik. Umarım sizlere güzel bilgiler verebilmişimdir. Ve daha sonraki soru cevap video için Face'imi takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda güzel bir ilgi gelirse bu videoya, bu soru cevap videosuna. İkincisini de çekerim tabii ki. Çünkü benim hakkımda merak ettiğiniz ve bilmek istediğiniz çok şey olabilir. Bunları da tabii ki siz belirleyeceksiniz. Neyse. Bir videomuz daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Ve daha hızlı gelişebilmemiz için de her izleyen videoyu paylaşırsa gerçekten çok sevinirim. Bir kişi paylaşsa mesela hesap yapalım sizlerle. 1000 kişi izlese, 500'ü takmasa, geri kalan 500'ü her izleyen bir kere paylaşırsa 1000'e çıkar bu. Yani 2 katına çıkar. Bu paylaşma çok önemli. Ben paylaşsam ne olacak, o paylaşsam ne olacak diye düşünmeyin. Her gören paylaşırsa gerçekten çok sevinirim. Ama paylaşmazsanız da canınız sağ olsun. En azından bir tane like'ı esirgemeyin arkadaşlar. Neyse. Videomuz daha sonuna geldik. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Oha! Müthiş zamanlama.